Ünlü sanatçı Metin Arolat sahnede kalp krizi geçirdi ve hayata gözlerini yumdu. İşte sanat dünyasını üzen olayın ayrıntıları. Bir veda dudağında olmaz canım yok. Son dakika ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahnede yaşamını yitirdi. Sahne aldığı mekanda kalp krizi geçiren Metin Arolat'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sahnede yere yığılmış. Metin Arolat'ın vefat ettiği hastaneye ilk koşan dostu Demet Sağaroğlu olayı gözyaşlarıyla anlattı. Çalıştıramamışlar kalbini. Sanat dünyası 52 yaşındaki şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın vefat haberiyle yıkıldı. Metin Arolat önceki gece İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahneye çıktı. Sahnede fenalaşan ve seyircilerinden izin alarak kulise geçen Arolat'a ilk müdahale burada yapıldı. Sol kolu uyuşmasına rağmen sahneye tekrar çıkan ve yere yığılan Metin Arolat ambulansa nabız olmadan bindirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arolat'ın kurtarılamadığı öğrenildi. Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği hastaneye ilk koşan isim, yakın arkadaşı Demet Sağaroğlu olayı şu sözlerle anlattı. Çok sevdiğim özel kardeşimdi yani. Rejim yapıyormuş yine. Bizde hep böyle vardır ölüm deyimleri. Herhalde kalp kaldırmadı. Gülerek gitti ama. Menajer öyle söylüyor. Çok neşeliymiş. Benim bugün ilk bir şarkım çıktı. Onu paylaşmış. Uzun zamandır birkaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış, hatta DM'den bana bir şeyler yazmış, komik yine her zamanki Metin. Demet Sağaroğlu'nun anlattığına göre ambulans hemen olay yerine gelmesine ve hastanede çok yakın olmasına rağmen Metin Arolat'ın kalbi ikinci kez çalıştırılamadı. Hemşire onu yan yatırmış, biraz orada hatta ağzından biraz bir şey çıkmış falan. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar işte kalbi durmuş, ambulansla çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş ama biliyorsunuz çok kısa bir yer, çalıştığı yer buraya, çok yakın yani. Burada çalıştıramamışlar kalbini. Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasındaki dostlarını da yasa boğdu. Metin Arolat son olarak Armağan Çağlayan'ın internetteki programına konuk olmuştu. Sahnede vefat eden Arolat, hayatında en rahat ettiği yerin sahne olduğunu dile getirmişti. Sahne benim terapi yerim sanki. Böyle bir sahne öncesi beni görsen böyle çıkamayacağım, gittiğim bilmez mi? Sahne sonrası gör yine böyle bir haldeyim. Ama sahneye çıktığımda bir şey oluyor ve o enerji çok güzel bir enerji. Hayatında acı kayıpları ard arda yaşadığını söyleyen Metin Arolat, abi ve annesinin vefatını aşamadığını itiraf etmişti. Annemi kaybettiğimde abimle vedalaşabildim. İlk, yani abimi anmadığım bir gece olmazken, anne ne olursun bu gece rüyama girme. Hani girme. Çünkü hep rüyamda annemi kurtarmaya çalışıyorum, oradan oraya koşturuyorum, bilmem ne yapıyorum, kucağımda taşıyorum, küçülüyor. Avucumda düşürmemeye çalışıyorum falan, garip garip rüyalar görüyorum. Metin Arolat'a Allah'tan rahmet, dostlarına başsağlığı diliyoruz.